İşte o aradaki aracın getirdiği, benim köyüm 25 kilometre, buraya gelinceye kadar 4 kat pahalılaşıyor ürün. Tabii niye? Otobanları niye yaptık biz, garanti verdik. Onların her birinden geçiş ücreti verdi. Onu düşünmediniz. O zaman ne oluyor? Nakliye maliyeti birden 4'e çıkıyor. Evet. Dolayısıyla bunları düzeltiyor olmanız gerekiyor. Sadece mazot yetmiyor. Transfer parası da bunun üzerine geliyor. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan tarafından Adana'da lansmanı yapılarak başlayan Tarımın Devası etkinliği kapsamında partinin genel başkan yardımcısı Sanem Oktar tarafından Eskişehir'e ziyaret gerçekleştirildi. Deva Partisi Eskişehir İl Başkanı İsmail Haşim Ateş ve İl Yönetim Kurulu üyelerince karşılanan Oktar, esnaf ziyaretlerinin ardından bölge koordinatörü Merve Molla Mehmetoğlu Keleş'in de katılımı ile Odun Pazarı Ziraat Odası Başkanı Naci Erdemli ve üyelerle buluştu. Buluşmada çiftçinin sorunlarını dinleyen partililer, Deva Partisi'nin çözüm önerilerini ve kalkınma planlarını paylaştı. Üreticinin tarladan sofraya kadar çok büyük sıkıntılar içerisinde olduğunu biliyoruz. Ve bu yönlü iktidarın onlara dönük hiçbir müspet iyileştirici önlem almadığını biliyoruz. Onların dertlerini dinlemeye, Deva Partimizin birkaç gün evvel Genel Başkanımız aracılığıyla Adana'da açıkladığı tarım eylem planının maddelerini, içeriğini burada Sayın Genel Başkan Yardımcımız bilgi olarak paylaşacaklar. Yani çiftçinin bir anlamda dertlerine deva olmaya çalışacağız. Bununla ilgili çözüm ürettiğimiz çözümler var. Parti olarak ürettiğimiz buna dönük bir takım eylemler var, çözümler var. Bunları paylaşacağız burada. Ama biz şimdi her şeyden evvel çiftçinin derdini iyice anlamamız lazım. Bunu da en güzel onlar biliyorlar. Sayın Oda Başkanımız daha belki görüşmelerimizde de bununla ilgili çok büyük sıkıntılar olduğunu zaten bize aktarmıştı. Çiftçi hakikaten zor durumda. Bizim ilk öncelikli girdilerimiz çok pahalı. Oradan başlamak istiyorum. Çünkü gübrede 6 ay içinde %116'ya varan zamlar oldu. Özellikle taban gübresi dediğimiz DAP gübresinde. Bu almakta zorluk çekiyor çiftçimiz. En büyük derdimiz şu 6 ay içinde gelen gübreye gelen zam. Onun ötesinde biz elektrikte özellikle tarımsal sulamada kullandığımız enerjide, tarlada kullandığımız enerjide %42 vergi ödüyoruz. Bu özel tüketim vergisi, bu iletişim vergisi, bu KDV, bu okuma bedeli, işte trafo kaybı gibi çeşitli nedenlerden dolayı tarlada kullandığımız, sulamada kullandığımız enerjinin %40'ından fazlası vergi ve parasal olarak bize girdi. O da ürettiğimize de yansıyor. Şimdi mazottaki %50 ÖTV, KDV, işte bu tarımsal sulamada kullandığımız enerjideki %40'a varan vergiler bu üretimi pahalıya üretmemize neden oluyor. Bu girdilerimize yansıdığı için bunu karşılamakta zorluk çekiyoruz. İlk önce bunlar. Ondan sonra diğer girdilerimizde de işte bu kuraklıktan dolayı hakikaten ürün kaybımız var. Bu %50'ye varan bölgemizde bir ürün kaybı. Bu da tabii önümüzdeki günlerde tüketiciye de yansıyacak. Bu biz az üretim yaptığımız zaman tüketimde pahalıya mal olacak diye düşünüyorum. Partinin genel başkan yardımcısı Sanem Oktar, Deva Partisi'nin çiftçinin derdine deva olmak için iktidara geleceğini belirterek öncelikli amaçlarının tarımı kalkındırmak olduğunu kaydetti. Dünyayı doyuran bir ülke olma hedefimiz var. Bunun için de bir plana ihtiyacımız var. 10 yıllık stratejik bir plan oluşturduk. Bunların bir kısmı kısa vadeli ki biraz sonra onları yanıtlayacağım ama bir kısmı da tamamen temel sorunların çözülmesine yönelik. Yani bu hedefe ulaşmak için iyi bir veri tabanınızın olması gerekiyor, iyi bir stratejinizin olması lazım, insan kaynağınızın olması lazım. Dolayısıyla bu da genel çözümler. Şimdi tek tek cevaplamaya çalışayım bu öncelikli hedefleri. Bir tanesi girdi maliyetleri. Yani bir ürünün üretilmesi sırasında harcanan elektrik, gübre, mazot gibi fiyatların dolar karşısında, ki bunun tek bir nedeni var, o da kötü yönetim, fahiş bir şekilde artması ama aynı oranda da alım gücünün düşmesi ve buradaki tedarik zincirinin baştan sona tam olarak planlanamaması. O zaman ne yapmak lazım? Biz bunları hükümete de söylüyoruz. Lütfen dinleyin, hükümet de bunları yapabilir. Ama kim yaparsa bu tarım öncelikli onu yapsın. Birincisi, destek vermemiz gerekiyor. Gübre maliyetlerinin %50'si yani yarısının
desteklenmesi gerekiyor ki o ürünü sürdürülebilir hale getirelim. Bu arada verimlilik de çok önemli. Bir toprağa ekebilirsiniz ama bunun verimliliği önemli. En az çarpı 2 çarpı 3 verim almak zorundasınız. En çok harcanan mazot. Ya almayın ÖTV'sini. Almayın o vergiyi. Bakın ne oluyor?